Teşekkür ederim gençler. Sağ olun. Hiç meraktanmayın. Hakkı da, hukuku da, adaleti de beraber getireceğiz. Birlikte getireceğiz. Hiç endişe etmeyin. Hep beraber motorları maviliklere süreceğiz. Az kaldı az. Az kaldı. Az kaldı. Şimdi Teşekkür ederim. Şimdi motorları maviliklere nasıl süreceğiz onu anlatacağım. Şarkı güzel. Olağanüstü. Sesiniz de güzel, heyecanınız da güzel ama iktidara beraber yürüyeceğiz. Beraber çalışacağız. Anca beraber kanca beraber bu işi öyle götüreceğiz. Şimdi beni dikkatle dinlemenizi istiyorum her birimizin ülkenin gidişinden kaygımız var. Doğrudur. Her birimizin sorumluluğu var. Bu da doğrudur. Ama bu sorumluluğun gereğini yerine getirmek Cumhuriyet Halk Partili bir genç için özel bir alandır. Dolayısıyla bizler bu özel alanda, bu özel anlayışla toplumun her kesimine, her kesimize, kesimine nüfuz etmek durumundayız. O kesimlerle sıcak, samimi ilişki kurmak zorundayız. O nedenle beni dikkatle dinlemenizi istedim. Eğer bir konuyu anlatıyorsak, eğer toplumun herhangi bir kesiminin sorununu dinlemek istiyorsak, ilk yapacağımız iş sorunla karşılaşan kişileri dinlemektir. Sorunu yaşayandan bizzat sorunu dinlemektir. O nedenle bizim siyaset anlayışımız eskisi gibi değil, sosyal kimlikleri üzerinden toplumun her kesimine nüfuz etmeye çalışıyoruz. Ne demek sosyal kimlikler? Muhtarlar bir sosyal kimliktir. Apartman görevlileri bir sosyal kimliktir. Emekliler bir sosyal kimliktir. Ev kadınları bir sosyal kimliktir. Gençler bir sosyal kimliktir. Alt katmana inince işsiz gençler bir sosyal kimliktir. Üniversiteli gençler bir sosyal kimliktir. Toplumun her kesiminin sorunları var ama her bir sosyal kimliğin kendine özgü sorunları var. Dolayısıyla her bir sosyal kimliğin sorunlarına eğildiğinizde o sosyal kimliğin bütün bileşenleri sizi dikkatle dinlerler. Bakalım bizim için ne diyor diye. Örneğin apartman görevleri bizi dinler. Örneğin muhtarlar bizi dinler. Örneğin ev kadınları bizi dinler. Örneğin manavlar, esnaf bizi dinler. Özneyi, örneğin avukatlar bizi dinler, memurlar bizi dinler. Dolayısıyla her bir sosyal kimliğin sorunlarını dinleyeceğiz. Bu birincisi. Her bir soruna çözüm üreteceğiz. Çözüm üretiyoruz zaten. Ürettiğimiz çözümleri büyük bir dikkatle ve büyük bir özgüvenle bir daha söylüyorum dikkatle ve büyük bir özgüvenle anlatacaksınız. Biz bu sorunları çözmeye kararlıyız ve çözeceğiz diyeceksiniz. Bu çok önemlidir. İnanmadığınız bir çözümü sakın anlatmayın. İnanmadığınız bir çözümü anlatmayın. İnanıyorsanız anlatın. Sizin bu sorunu çözme kararlılığınızı sizin gözlerinizden okumalı kişi. Ama bunu yaparken sert bir uslupla biz böyle yapacağız değil. Kararlı, sakin ve anlatımı gayet güzel olan bir uslupla anlatacaksınız. Evet, Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur ve biz bütün bu sorunları çözmeye kararlıyız diyeceksiniz. Ve yine bir şey daha hatırlatayım. Herhangi bir kesimin umutsuzluğu olabilir. Ama gençlerin umutsuz bir tablo sergilemesini asla kabul etmiyorum. Özellikle de kuvay milliye geleneğinden gelen gençlerin umutsuzluğunu kabul etmiyorum. Toplumun her kesimine heyecanınızı ve umudunuzu ulaştıracaksınız. İki şey söylüyorum. Heyecanınızı ve umudunuzu ulaştıracaksınız. Heyecan güzel bir şeydir. Heyecanlanmak güzel bir şeydir. Heyecanlanmak bir olaya kilitlenmenin ön koşuludur. Dolayısıyla kitlelere hitap ederken Heyecanlanırsınız, heyecanlanın ama özgüvenle bu sorunları nasıl çözeceğinizi aktarın onlara. Dolayısıyla karşınızda güven ilişkisini pekiştirmiş olursunuz karşınızda olan kişiyle ve samimi bir güven ilişkisini büyütmüş olursunuz. Sizin samimi olarak aktardığınız bir ilişkiyi emin olun sizi dinleyen en az 3-4 kişiye daha aktaracaktır. Bu aktarımın yolunu, yöntemini beraber bulmak ve birlikte aktarmak zorundayız. Değerli arkadaşlarım, ikinci yüzyıla çağrı ve annamesini yayınladık kurultayımızda. Her gencin Ana biz söylediğim ikinci yüzyıla çağrı beyannamesi her gencin cebinde olacak. Her gencin, ezberleyeceksiniz bunu. Beş temel sorun var ve sorunların nasıl çözüleceği var. Bize düşen bir görev. Hep beraber bize düşen bir görev. Bir yüzyılı bitirdik. Doğrudur. Büyük acılar yaşadık. Doğrudur. Başbakanlar idam edildi. Doğrudur. Gençler pırıl pırıl gençler idam edildi. Doğrudur. Ama biz önümüzdeki ikinci yüzyıla ciddi bir hedefle başlıyoruz. Babalarımızın kurduğu cumhuriyeti ikinci yüzyılda demokrasiyle taşlandıracağız. Ana hedefimiz Cumhuriyeti demokrasiyle taşlandırmak. <laughs> Cumhuriyeti demokrasiyle taşlandırmak nedir? Düşünce özgürlüğüdür. Tweet atıyorsunuz acaba başım belaya girer mi girmez mi diye. Facebook'ta bir şey paylaşıyorsunuz başım belaya girer mi girmez mi diye. Telefonda konuşuyorsunuz acaba dinleniyor muyum diye. Bunları tarihe gömeceğiz. Demokrasi odur. Bunları tarihe gömeceğiz. Düşünce özgürlüğünün önündeki bütün engelleri kaldıracağız. Herkes düşüncesini özgürce ifade edecek. Bizim beğenmediğimiz düşüncelerin de özgürce ifade edilmesine ortam sağlayacağız. Şunu her yerde dinlendirebilirsiniz. Evet bize oy vermenin nedeni nedir diye sorduklarında. Evet Cumhuriyet Halk Partisine oy vermenin temel nedeni Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını özgürce eleştirebileceksiniz. Size bu özgürlüğü vereceğiz diyeceksiniz. Yine gittiğiniz her yerde şunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Bizim alkışa değil. Bizim siyasetçilerin siyasetle uğraşanların alkışa değil bizim daha çok sağlıklı ve tutarlı eleştiriye ihtiyacımız var. Bazen parti içinden eleştiri olduğunda vay efendim işte partide farklı sesler. Bunlara inanmayın. Öz eleştiri kadar değerli bir şey yoktur. Hatalarımızı, eksikliklerimizi öz eleştiriyle öğreniriz. Partili olur veya partisiz olur veya herhangi bir vatandaş olur eleştiri yaptığı zaman büyük bir dikkatle dinleyeceğiz. Eğer düşünce özgürlüğünü savunuyorsanız öz eleştiriye de eleştiriye de tahammül edeceksiniz. Demokrasinin olmazsa olmaz kurallarından birisi budur. Şimdi sizlere madde madde belli konuları sıralayacağım. Bu konuları teşekkür ederim. Bu konuları gittiğiniz her yerde her yerde büyük bir özgüvenle anlatacaksınız. Üniversite öğrencilerinden başlayalım, mezunlardan başlayalım. Onların Kredi Yurtlar Kurumundan aldıkları burslar var, kredileri var. Üniversiteyi bitirdi, İş yok, güç yok. Parayı ödeyeceksin diyorlar. Ödemezsen babanın mal varlığına haciz koyacağız, babadan zorla alacağız. Bunu kabul etmediğimizi halkın iktidarında faizlerin tamamen silineceğini, faizlerin tamamen silineceğini, ana paranın da kişi iş başı yaptıktan sonra makul taksitleri içinde alınacağını anlatmalısınız. Bütün gençlere. Bütün gençlere. Bu ne demektir? Bu sosyal devlet demektir. Sosyal devlet demektir. Kredi verdin doğru, üniversiteyi bitirdin doğru ama işsizim. Sen benden para istiyorsun. Niye istiyorsun parayı? Önce bana iş ver, ondan sonra parayı iste. Bana iş vermiyorsun, işsizim. Parayı vereceksin. Vermezsen bankadaki hesaba el koyacağız. Babanın hesabına el koyacağız. Bunu kaldırdığımızı her yere söyleyeceksiniz. Bütün gençlere. Bütün her gittiğiniz yerde bunu dillendireceksiniz. Dillendireceğiz konulardan birisi bu. Size söyledim. Gençler 18 yaşını bitirdikten sonra alacakları oyun konsolunda, cep telefonlarında ÖTV, KDV olmayacak. Bunu kaldıracağız ortadan. Oyun konsolu demek sizin yaratıcılığınızı büyütmek demektir. Gençlerin yaratıcılığını büyütebilirsek onlar dünyaya daha engin bir pencereden bakmış olurlar. Kala kala gençlerden mi vergi alacaksınız? Yine gençlerin en çok şikayet ettiği torpil. Dayısı olan işe giriyor. Adamı olan işe giriyor. Partili olan işe giriyor. Torpili de bitireceğimizi söyleyeceksiniz. Mülakatı tamamen kaldıracağız. Merkezi yönetimde ve yerel yönetimlerde mülakatı kaldıracağız. Git kardeşim sınava gir, başardıysan gel, hangi partiden olursan ol, hangi kimlikten, hangi inançtan olursan ol, gel işbaşı yapacaksın diyeceğiz ve torpili bitireceğiz. Bu en çok kime yakışır? Elbette ki Cumhuriyet Halk Partilere yakışır. Torpilsiz bir dünya. Emeğin hakkını vermek, emeğin alın terinin hakkını vermek bize yakışır. Bunu da gittiğiniz her yerde rahatlıkla dillendireceksiniz. 20 yıldır iktidardalar. Yurt sorunu çözemediler. 20 yıl. Söyledik. Gittiğiniz her yerde anlatacaksınız. Öyle 20 yıl falan değil. Bir yılda Türkiye'de yurt sorunu bitireceğiz. Bir yılda. Hiç kimse Hiçbir anne baba evladımı gönderdim. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin herhangi bir yere. Ya nerede kalacak benim bu kızım? Nerede kalacak benim bu oğlum? Kaygısına düşmeyecek. Yurtları hazır olacak. Birer kişilik, üçer kişilik odalar, geniş bant internet erişimi, sıcak suyu, soğuk suyu olacak ve gençler rahatlıkla oturacaklar, derslerini çalışacaklar. Rahatlıkla oturup sohbet edecekler. Rahatlıkla oturup siyaseti eleştirebilecekler. Siyaseti gözleyebilecekler. Bunu da gittiğiniz her yerde anlatın. Bir yılda 19-20 yılda yapamadıklarını bir yılda yapacağız. Örnek mi istiyorlar? Ankara'ya baksınlar. İstanbul'a baksınlar. Mersin'e baksınlar. Adana'ya baksınlar. İzmir'e baksınlar. Yapacağız. Yapacağız. Kararlılık da yapacağız. Şunu da söyleyeyim. Bütün gençlere. Hangi partiden, hangi kimlikten, hangi yaşam tarzından olursa olsun bütün gençlere söyleyin. Sizin özgürlüğünüz olacak. Attığınız bir tweet dolayısıyla sabahın köründe güvenlik güçleri sizin kapınızı çalmayacak. Eğer CHP iktidarında bir kapı vuruluyor ve ses duyuyorsanız bilin ki o gelen polis değil, o gelen sütçüdür. Size süt getirecektir. Bunu söyleyeceksiniz. <laughs> İstanbul Sözleşmesi. Kadına yönelik şiddet. Kesinlikle ama kesinlikle önleyeceğiz. Kesinlikle. Bir hafta içinde, bir hafta içinde İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar yürürlüğe koyacağız. Bir imzayla bunu halledeceğiz. Gençlerin örgütlenmelerinin önündeki bütün engelleri kaldıracağız. Gençler örgütlenebilecekler. Özgürce örgütlenebilecekler. Dolayısıyla önlerindeki hiçbir engel olmayacak ve engellerin tümünü kaldıracağız. Sizlere gençlere artık internet hava gibi su gibi zorunlu bir maddedir. İnternet öyledir. Size ucuz, hızlı ve sansürsüz internet olanlarını getireceğiz. Bunu da söyleyebilirsiniz. İnternetsiz bir dünyayı düşünmek artık mümkün değil. O zaman gençlerin internete ulaşımını kolaylaştırmanız, onlara hızlı ulaşabileceği interneti sağlamanız, aynı zamanda Türkiye'deki gençlerin dünyayı da öğrenmelerine, bilgi dağarcıklarını geliştirmelerine, iletişim ağlarını güçlendirmelerine de imkan verecektir. Bunu da sağlayacağız. <laughs> Gençler şunu unutmasınlar. Bir enflasyon dönemi yaşıyoruz. Her evde, her evde mutfakta sorun var. Yiyecekte, içecekte, ekmekte, sütte ne alırsanız sorun var. Mevcut olan iktidar Teşekkür ederim. Beni dinleyin gençler. Dinleyin, dinleyin. Lütfen dinleyin. Dinleyin ama bakın, dinlemek yetmiyor. Bu dediklerimi tek tek gittiğiniz yerde anlatacaksınız. Kahveye mi gidiyorsunuz anlatacaksınız? Kafeye mi gidiyorsunuz anlatacaksınız? Sinemaya mı gidiyorsun anlatacaksınız? Parkta arkadaşlarınızla mı buluştunuz anlatacaksınız? Türkiye'nin önündeki karamsal tabloyu yıkıp aydınlığı anlatacaksınız onlara. Uygarlığı anlatacaksınız onlara. Özgürlüğü anlatacaksınız onlara. Söylediğimin tamamı ülkenin büyümesi, gelişmesi için mihenk taşlarıdır. O nedenle bunların anlatılması lazım. Evet, mutfaklarda yangın var. Emekliye az para ödemek istiyorlar. Memura az para ödemek istiyorlar. İşçiye az para ödemek istiyorlar. O yüzden de enflasyonu TÜİK'e talimat vermişler düşük göstereceksiniz diyorlar. Ama vatandaştan vergi deyince dört kat daha yüksek enflasyon rakamını açıklamaktan da utanmıyorlar, sıkılmıyorlar. Ne yapacağız? Diyeceksiniz ki halkın iktidarında bu enflasyon belasıyla hem uğraşacağız hem işçinin, memurun, emeklinin alması gereken parayı zamanında ve yerinde ve miktarında ödeyeceğiz. Bunu da söyleyeceksiniz. Dolayısıyla toplumun geniş kesimlerinin en acımasız vergi olan enflasyona ezdirilmeyeceğimizi anlatmalısınız. Var olan tablonun doğru olmadığını, bu tablonun değişmesi gerektiğini de söyleyeceksiniz. Ve bütün bunları anlatırken alçak gönüllü olacaksınız. Sakin olacaksınız. Kişiye tepeden bakmayacaksınız. Ben çok bilgiliyim, ben her şeyi bilirim. Havası içinde kimseye yaklaşmayacaksınız ve tartışmayacaksınız. Sakin, alçak gönüllü, olayları bilen, olayları kavrayan, anlatımı güçlü, sorunlara vakıf bir kimliği karşı tarafa aktaracaksınız, aksettireceksiniz. Bunu yaptığınız zaman gerçekten güven dediğimiz olguyu çok pekiştirmiş olursunuz. İsrafı ve yolsuzluğu reddedeceğimizi İsraftan ve yolsuzluktan kaçınacağımızı, halkın iktidarında israfın ve yolsuzluğun asla olmayacağını ve yolsuzluklarla en ciddi mücadeleyi yapacağımızı anlatacaksınız. Biz şu anda belediyelerimizde yolsuzluk konusunda, israf konusunda her türlü bütün engellemelere rağmen her türlü çabayı büyük bir yüreklikle, büyük bir cesaretle belediye başkanları gösteriyor. İhaleleri Facebook üzerinden yapıyorlar. Kamuoyu biliyor ihalenin nasıl yapıldığını. Bunu da anlatacaksınız gittiğiniz her yerde. Bunun da söylenmesi lazım. Yine şunu söyleyeyim. Milyonlarca genç, üstelik üniversite mezunu genç, işsizken birilerine yakın olanlar bir yerden, iki yerden, üç yerden, dört yerden, beş yerden maaş alıyorlar. Bu adaletsiz tabloya tahammül etmeye, etmediğimizi, destek verilirse değiştireceğimizi, kimsenin de birden fazla maaş almasına izin vermeyeceğimizi anlatmanız lazım. Ve şunu ilave edin hemen arkasında. Halkın iktidarında biz. Milletin ödediği vergileri Beşsiz çeteye değil. Londra'daki tefecilere değil. Bu ülkenin işsiz gençleri için harcayacağız. Onları üretim zincirinin en önemli halkası yapacağız diyeceğiz. Gençler kısaca ekonomiye gelmişken iki konuya, iki temel ilkeye değinmek isterim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün iki temel ilkesi. Siyasi ve ekonomik bağımsızlık. Mustafa Kemal demek Siyasi ve ekonomik bağımsızlığı koruyan kişi demektir. Onu savunan kişi demektir. Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir demiştir Gazi Mustafa Kemal. Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir demek bayrağımın altında ülkemde özgürce yaşamak istiyorum. Egemenliği başka bir gücüne egemenliğini kabul etmiyorum demektir. Bu siyasi bağımsızlıktır. Ama Gazi şu gerçeği de görmüştür. Eğer siz ekonomik bağımsızlığınızı korumak istiyorsanız savaş meydanlarında kazandığınız zaferi ekonomik zaferlerle taşlandıracaksınız. O zaman siyasi bağımsızlığınızı güvence altına alırsınız. Bugün Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığı tehlikededir. Bir daha ifade edeyim. Sevgili gençler, Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığı tehlikededir. Faizciler ve dolarcılar Türkiye'de 83 milyon kişinin gelirini gelirine ipotek koymuş durumdadır. Ödediğiniz her kuruş vergi ya Londra'daki tefecilere veya beşli çeteye gidiyor. Esnafa giden yok, çiftçiye giden yok, emekliye giden yok, işçiye giden yok, memura giden yok. Nereye gidiyor bu paralar? Ve şunu da söyleyeceksiniz. Vergide de adaleti getireceğiz. Ve Ödenen her kuruş verginin hesabını siyasi otoritenin bize vermesini sağlayacağız. Demokrasinin çıkış kaynağı şudur. Ey hükümet, ey yönetenler. Ben vergi veriyorum. Benim ödediğim vergi nerede ve kime harcadım? Bunun yanıtının verildiği ülkelerde demokrasi vardır. Bunun yanıtının verilmediği ülkelerde demokrasi yoktur. Ve şunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz maliyetini bilmediğimiz, geçtiğimiz yollardan, köprülerden, dolar bazında, avro bazında ödediğimiz paralar, uçmadığımız havaalanlarına avro bazında ödenen paralar, bunların tamamını devlete ait kurumlar haline dönüştüreceğiz. Yani devletleştireceğiz, avroyla, dolarla para ödemeye son vereceğiz. Ve arkasından şunu ekleyeyim. Kim milliyetçi? Türk lirasını ikinci sınıf para yapanlar mı? Türk lirasını bu ülkenin onurlu lirası haline getirenler mi? Biz ikincisiyiz. Bunu da söyleyeceksiniz. Bunu da anlatacaksınız. Nasıl oluyor da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde avro geçerli, dolar geçerli, Türkiye Cumhuriyeti'nin lirası ikinci, ikinci sınıf para gibi duruyor. Bunu da anlatacaksınız. Yine şunu anlatacaksınız. Bütün organize sanayi bölgelerinde iş garantili teknoloji liseleri açacağız. İş garantili. Bu liselerden mezun olan kendi iz düşümü fakülteye artı puanla gidecek. Böylece bizim göz bebeğimiz olan ve büyük emek harcadığımız organize sanayi bölgelerinin Aradığı eleman sıkıntısını büyük ölçüde karşılayacağız. Üretim gerçekten artacak. Nitelikli eleman gerçekten artacak. Ve kişi eğer üniversiteye gitmek istiyorsa çok daha uygun koşullarla üniversiteye de gitmiş olacak. Bunu yapacağız. Taşımalı eğitim rezaletine son vereceğiz. Nerede bir öğrenci varsa yanında da öğretmeni olacak. Dolayısıyla Ferhat ile Şirin'i buluşturur gibi Öğretmenle öğrenciyi buluşturacağız. Atama bekleyen öğretmenlerin sorununu büyük ölçüde çözeceğiz. Ve şunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Halkın iktidarında ilk bir haftada Sayıştay'ın eksiktir dediği 138 bin öğretmen atamasını bir hafta içinde gerçekleştireceğiz. 138 bin öğretmen evlatlarıyla, çocuklarıyla, öğrencileriyle buluşacak. Ve şunu söyleyeyim, yoksulluğu idare edenlere değil, yoksulluğu bitirenlere oy vermeniz lazım. Yoksulluğu yönetenlere değil, Anadolu'da, Trakya'da yoksulluğu bitirenlere oy verin diyeceksiniz. Aile destekleri sigortasını anlatacaksınız. 50 yıldır uygulamaya konmayan, 50 yıldır kaçılan bir sigorta dalını getireceğiz. Bu topraklarda hiçbir annenin çocuğunu yatağa aç yatırmasına izin vermeyeceğiz. Her çocuğun karnı doyacak, her evde huzur ve bereket olacak. Çiftçilerle de karşılaşacaksınız. Tarım Kanunu 21. maddesindeki teşviği aynen getireceğiz. Kuruşu kuruşuna getireceğiz. Çiftçilerin de İster bankalardan, ister tarım kredi kooperatiflerinden aldıkları kredilerin faizlerini iktidarımızda ilk bir hafta içinde sileceğiz. İlk bir hafta içinde sileceğiz. Bunu da anlatacaksınız. Köye gittiğinizde anlatacaksınız, kırsala gittiğinizde anlatacaksınız. Aynı şekilde esnafın bankalardan veya esnaf kefalet kooperatiflerinden aldıkları kredilerin faizlerini bir hafta içinde sileceğiz. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Sosyal devlet kendisini gösterdi demektir. Sosyal devlet dediğimiz kavramın ne olduğunu anlatmamız lazım. Sosyal devlet güçsüzlerin yanında olan devlettir. Güçlülerin değil. Şimdi sosyal devlet bitmiş. Var olan bir hükümet var. Beşli çetenin yanında. Fakirin, fukaranın, garibin, gurebanın, esnafın, çiftçinin, işsizin yanında değil. Biz buradan alacağız, buraya vereceğiz. Buradan alacağız, buraya vereceğiz. Ve şunu da söyleyeyim. Kırsalda her köyde, besicilik yapan her yerde, ziraat mühendisi de olacak, ziraat teknisyeni de olacak, veteriner de olacak. Dolayısıyla hiçbir çiftçi, hiçbir çiftçi, Acaba mühendis buraya gelir mi? Acaba toprak analizimi yapar mı? Acaba hayvanlarımın sağlık sorunu var mı? Bütün bunları kaldıracağız. O köylerde, kırsalda mühendislerimiz, uzmanlarımız olacak. Nasıl her köyde bir imam var ve görevini yapıyorsa, her köyde bir ziraat mühendisi, ziraat teknisyeni olacak. Besicilik yapılan her yerde de bir veterinerimiz olacak. Dolayısıyla toplumun her kesimine ulaşıp toplumun her kesimiyle sağlıklı, samimi diyalog kuracağız. Değerli arkadaşlarım, Suriye tezkeresine hayır dedik. Elbette isabet yaptık. Elbette doğrusunu yaptık. Bakın. Söylüyorum gittiğiniz her yerde lütfen söyleyin. Eğer Kuvayi Milliye geleneğinden geliyorsak. Eğer bu ülkede toprağa basmış olan yabancı asker postallarını bu ülkeden atmışsak ve bizler kendi ülkemize yabancı askerlerin gelmesini istemiyorsak zaten tezkereye hayır demek zorundayız. Biz kuvay milliyeciyiz. Kaldırın dedik. Daha önce gelen tezkerelere evet demiştik. Ne oldu? Ne yaptılar? Evet dedik de ne yaptılar? Beklentilerimizi karşıladılar mı? 33 askerimiz şehit edildiğinde hesabını sormak yerine gittiler başka bir ülkenin bir egemen gücün liderinin kapısında dakikalarca beklediler. Benim ağrıma gidiyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak benim ağrıma gidiyor. Bunu da anlatın her yerde. Türkiye böyle bir tabloyu hiç yaşamamıştı. Bir şey daha. Biz milliyetçiyiz. Biz devrimciyiz. Biz halkçıyız. Bunları unutmayın altı okumuzun. Kendi toprağımız için, kendi bayrağımız için yeri ve zamanı geldiğinde hayatımızı seve seve veririz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Kendi toprağını terk edip, kendi bayrağını indiren ve Süleyman Şah Türbesi'ni kaçıranları tarihi affetmeyecektir. Siz de affetmeyin. Söyledim. Her yerde söyleyin. Halkın iktidarında ilk bir hafta içinde Süleyman Şah Türbesi ve bayrağımız oraya gidecek ve göndere çekilecek. Bedeli ne olursa olsun. Biz Bülent Ecevit'in de geleneğinden geliyoruz. Buyurun Kıbrıs'ta katliam vardı. Ne yaptı? Kıbrıs'a çıktı. Kıbrıs'a barışı getirdi. Egemen güçler bizi sevmez. Ben de biliyorum. Biz bu ülkenin hamuruyuz. Bu ülkenin vatandaşıyız. Bu ülkede huzur içinde yaşamak istiyoruz. Terörle mücadele eden kim var? Polislerimiz var. Askerlerimiz var. Eksi 40 derecede, 45 derecede şehit oluyorlar. Gazi oluyorlar. Hayatlarını yitiriyorlar. Bu ülke için. Sen bunları Bırakıyorsun. Efendim Türkiye'ye yabancı askerleri getireceğiz. Yabancı asker niye gelip bizim teröristlerle mücadele etsin ki? Niye mücadele etsin? Onların geliş amaçları başkadır. Hepinizin bunu çok iyi bilmesi lazım. Hepinizin. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partili olmak farklı bir şeydir. Cumhuriyet Halk Partili olmak bayrağını sevmek, vatanını sevmek, insanını sevmektir. Cumhuriyet Halk Partili olmak demek tarihine sahip çıkmak demektir. Cumhuriyet Halk Partili olmak demek fakirin, fukaranın, garibin, gurebanın yanında olmak demektir. Cumhuriyet Halk Partili olmak demek kadına kalkan ele şiddetle müdahale etmek demektir. Cumhuriyet Halk Partili olmak demek hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye istemek demektir. Cumhuriyet Halk Partili olmak demek iktidarında vatandaştan alınan her verginin, her kuruş verginin hesabını millete vermek demektir. Cumhuriyet Halk Partili olmak demek, hesap vermekten korkmamak demektir. Budur Cumhuriyet Halk Partili olmak. Umutsuzluğa kapılmıyorsunuz. Dediklerimi anlatıyorsunuz. Bir kısmını anlattım. Bir sorunla karşılaştığınızda ve yanıtını vermekte zorlandığınızda o sorunu mutlaka aktaracaksınız. Ve size en kısa sürede dönülecek cevabı verilecek. Şunu rahatlıkla söyleyeceksiniz. Türkiye'nin çözülmeyecek hiçbir sorunu yoktur. Bütün sorunları çözülür. Akılla, mantıkla, bilgiyle, birikimle ve danışarak. Devlette liyakat sistemini bozdular. Mahvetirler. Bunların tamamını düzelteceğiz. Göreceksiniz. Huzur içinde yaşayacağız. Bize oy versin veya vermesin. Vatandaşlar arasında bir ayrımcılığa asla izin vermeyeceğiz. Sizden başka bir isteğim. Sakın ola, sakın ola. Kimlik üzerinden, inanç üzerinden ve yaşam tarzı üzerinden siyaset yapmayacaksınız. Her insanın inancı, her insanın kimliği, her insanın yaşam tarzı bizim başımızın üstünedir. Biz ona bakacağız. Çocuğunun işi var mı yok mu? Geçiniyor mu geçinmiyor mu? Biz buna bakacağız. Sorunu varsa sorunla kilitleneceğiz ve onu çözeceğiz. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partili olmak sıradan bir olay değildir. Şimdi gençlik kolları umarım bu dediklerimi yapacak. Ben de takip edeceğim, izleyeceğim. Her bir genci izleyeceğim. Her gittiğiniz yerde olayı gördüğünüz andan itibaren eleştiriden çok çözümü anlatacaksınız. Ben hep size çözümleri anlattım. Hep çözümü anlatacaksın. Nasıl çözüleceğini anlatacaksın. Bazen şu soru geliyor. Efendim parayı nereden bulacaksınız? Hatırlıyorsunuz değil mi? Emekliye iki maaş ikramiye dediğim zaman önce tepki gelmişti. Parayı nereden bulacaksınız? Şimdi veriyorlar. Demek ki para var. Bu bir siyasi tercihtir. Paranın nereye harcanacağı bir siyasi tercihtir. Bunu sakın unutmayın. Siyasi tercihi belirleyen bütçedir. Bütçede kimin için kaynak ayıracağınız orada yazar. Memurdan yana mı? Emekten yana mı? Alın terinden yana mı? Beşli çeteden yana mı? Beşli çeteye ayrılan paraları gayet iyi biliyoruz. Yapılan yolsuzlukları da biliyoruz. Bunların gideceğini de çok iyi biliyoruz. Az kaldı. Gidecekler. Gidecekler. Az kaldı göndereceğiz. Dolayısıyla şu anda... Ya giderken nasıl biraz daha malı götürürüm arayışı içindeler. Buna izin vermeyeceğiz. O nedenle memurlara çağrı yaptım. Sakın ola ki kanunsuz, yasa dışı hiçbir işlemin altına imza atmayın kardeşim. Tarihte verdim. Yasa dışı işlemin altına izi, imza atan, kanunsuz işlemin altına imza atan, fakirin fukaranın ödediği vergileri birilerine peşkeş çeken kişi devlet bürokrasisinde tutmayacağım. Bunu bilmenizi isterim. Geleceğiz, geleceğiz. Geliyor gelmekte olan, meraklanmayın. Geliyor gelmekte olan. Geliyor gelmek üzere. Gerçekten de bu ülkeye huzuru getireceğim. Kararlıyım, kararlıyım. Huzuru ve barışı getireceğim. Kavgayı değil, kavgayı değil. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği güzel Türkiye'yi beraber inşa edecek. Gücüm sizsiniz onu söyleyeyim. Gücüm sizsiniz. Sizler çalıştığınız sürece bütün sorunlar çözülür. Ve beraber yapacağız birlikte yapacağız. Tekrar söylüyorum ve hepinize teşekkür ediyorum. Güzel bir, güzel bir eee kongre diliyorum size. Sakın umutsuzluğa kapılmayın. Şunu çok iyi biliyor dilin. Geliyor, gelmekte olan. Bunu unutmayın.